Savunma mekanizmaları. Hepimizin sahip olduğu ve farkında olmadan kullandığı, kullanacağı toplumsal hafıza ve evrimsel psikolojiyle gelmiş tepkiler. Bu mekanizmalar, psikoanalitik teoride bir kişiyi iç çatışmalar ve dış baskılarla ilgili kaygı üreten düşünce ve duygulardan koruma işlevi gören bilinçsiz psikolojik işlemlerdir. Yani özünde, kişinin zor bir durumda olduğunda tepki olarak farkında olmadan geliştirdiği mekanizmalardır. Başınıza gelen bir durum size çok mu ağır geldi? Büyük sıkıntılar mı yaşadınız? Peki ne yapacaksınız? Bu durumun sizi ele geçirmesine veya bitirmesine izin mi vereceksiniz? Tabii ki hayır. Böyle durumlarda savunma mekanizmalarından biri veya birkaçı devreye girecek ve siz buna bir tepki vereceksiniz. Kimisi gerçekten işe yarayacakken, kimisi sadece yaşadıklarımızın üstünü örtecek veya başka sorunlara sebep olacak. Belki çözmenizi sağlayacak, belki unutturacak, belki de daha da büyüyene kadar görmezden gelmemizi sağlayacak. Etkisi ne olursa olsun bunu herkes yaptı ve yapıyor. Baban sana kızdığında sen de sebepsiz kardeşine mi kızdın? Kötü sonuç aldığın sınavların sebebi kağıdının düzgün olmaması değil de hocanın sana sinirlenmesi mi? En zor durumda olduğun zamanda büyük hayaller mi kurdun? Kendini başka birinin yerine mi koydun? Evet, hepsini yaptın ve yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Çünkü doğamızda bu var ve öyle bir hale gelmiş ki çoğu zaman farkında bile değiliz. Sorunlarımızı hep başka hallere yoruyor ve kılıfını değiştiriyoruz. Oysa onlar aynalar. Biz umursamasak bile olduğu yerdeler. Bazen bunu görmezden gelir, bazen inkar eder, bazen çözmeye çalışırken, bazense bir şekilde unutmaya çalışırız. Bu bizim bulduğumuz içsel bir şey ve hep olacak. Çoğunlukla olumsuz ve kötü bir şeymiş gibi ansak bile her zaman kötü veya olumsuz değiller. Hatta bazılarına iyi bile diyebiliriz. Kimi zaman sorunu anlamamıza yardım eder, kimi zaman bize güç verir, kimi zaman toparlanmamız için zaman kazanmamızı sağlar. Kimi zaman ise bizi güçsüz kılar, kimi zaman sorunlarımızı çözmemizi engeller. Bu mekanizmalara yönelik çalışmalar Sigmund Freud ile başladı. Freud, 1894 yılında belirli psikopatoloji biçimlerini araştırmaya başladı. Sonraki zamanlarda savunmayı patolojik durumlardan ayırdı ve bireyin çatışma durumlarında kullandığı patolojik olmayan zihinsel mekanizmaların bir genel kategorisi olarak görmeye başladı. Ancak bu savunmaların zamanla patolojik bir hal alabileceğini daha sonraki toplantılarında belirtti. Bunun yanı sıra Anna Freud'un savunma mekanizmalarına yönelik çalışmaları oldu. 1936 yılına gelindiğinde Anna Freud belki de bu alanda etkili olan yayınını yaptı. Ego ve Savunma Mekanizmaları adlı kitabında işe psikanalizi yeniden tanımlayarak başladı. Ona göre psikanalistler arasında egoyu düşünmek pahasına id'in derin içgüdüsel dürtülerine odaklanmaya yönelik genel bir ön yargı vardı. Ancak id her zaman bilinçsiz olduğu için süreçleri hiçbir zaman doğrudan gözlemlenemezdi. Egonun güçlerini gözlemlemek zor olabilirdi ama en azından ego kısmen zihinde bulunuyordu. Anna Freud hem id'in dürtülerini hem de süperegonun sınırlamalarını gözlemleyen ego olduğundan ve ego psikanalist için erişilebilir olduğundan bu gözlememiz için uygun alanın her zaman ego olduğu anlamına gelir sonucuna varmıştır. Ego gözlemlenebilir olsa da bu kişinin düşünce veya davranışlarının her zaman anlamlı olduğu anlamına gelmez. İd, dürtülerin tatmin edilmesini talep ederken, ego, toplumun dış taleplerine ve bu taleplerin süperegodaki içsel temsiline uygun olarak kimliği sınırlamaya çalışır. Bu faktörler çalıştığında ve ego çatışmayı kolayca çözemediğinde kaygı gelişir. Bu kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmak ve kimliğin dürtülerini dizginlemeye devam etmek için ego, savunma mekanizmalarına başvurur. Yani savunma mekanizmaları içimizdeki kaygının hafifletilmesinde ve bazı içsel dürtülerimizin dizginlenmesinde rol oynar ve bizi kontrol eder. Egonun savunma mekanizmalarını nasıl kullandığını anlamak için savunma mekanizmalarının kendilerini ve nasıl işlediklerini anlamak gerekir. Bazı savunma mekanizmalarının bizi içeriden, kimliğin içgüdüsel dürtülerinden, örneğin bastırmadan koruduğu görülür. İnkar gibi diğer dış savunma mekanizmaları ise bizi dış tehditlerden koruyabilir. Savunma mekanizmalarının tümü aynı anda bir birey için mevcut değildir. İlk başta babası Freud tarafından önerildiği gibi Anna Freud savunma mekanizmalarının kişilik yapılarıyla geliştiğine inanıyordu. Örneğin yansıtma ve içe yansıtma mekanizmalarının gelişimi egonun dış dünyadan farklılaşmasına bağlıdır. Bu nedenle ego yeterince gelişene kadar savunma mekanizmaları ego için tam mevcut olmayacaklardır.
Bu sorunları anlamaya yardımcı olmak için Anna Freud, psikanaliz alanında yaygın olarak kabul edilen 10 savunma mekanizmasını tanımladı ve tartışmayı açtı. Bunlar gerileme, ters tepki oluşturma, yalıtım, bozma, yansıtma, kendine karşı dönme, tersine çevirme ve yüceltmedir. Peki nedir bunlar? Gerileme. Herhangi bir zorlama durumunda kişinin içinde bulunduğu ruhsal gelişim evresinin daha önceki bir dönemine dönmesi. Kardeşi yeni doğmuş bir çocuğun emeklemeye ve parmak emmeye başlaması, yetişkin birinin istediğini ağlayarak elde etmeye çalışması buna örnektir. Ters tepki oluşturma. Duyguların tam tersi şeklinde davranıldığı bu durumda bireyin hissettiği duyguların tam tersi davranmasıdır. Hiç sevmediği birine yakın yaklaşan kimse gördünüz mü veya oldunuz mu? Aslında haz etmediği birini açıklayamadığınız bir sebep yüzünden yakınlık gösterenler buna örnektir. Yalıtım. Kişinin geçmişte yer aldığı bir takım olumsuz acı veren anıları, düşünceleri, fantezileri duygusundan yalıtarak duygusunu yaşamaksızın hatırlaması. Bu durum bilinç o anıyı duygusal boyutundan soyutlayarak kabul ettiğinde olur. Başına gelen kötü olayları hiçbir şey hissetmeden düz bir şekilde anlatan insanlar bunun örneğidir. Bozma. Bozma veya yapma bozma mekanizması olarak da bilinir. Kişinin kendisi veya çevresi tarafından onaylanmayacak düşünce veya davranıştan vazgeçmesi ve eğer böyle bir söz ya da eylem dışa vurulmuşsa ortaya çıkan durumu onarması ile belirlenir. Bu mekanizma yaşanacak suçluluk duygularına karşı geliştirilir. Bu günlük yaşamda çok sık kullanılır. Örneğin hatalı davranışlarımız için dilediğimiz özürler, günahlarımıza karşı verdiğimiz sadakalar bu mekanizmanın ürünleridir. Yansıtma. Kişinin başkalarını suçlaması veya kendi suçunu başkaya atması durumu. Hiç kendi yaptığınız bir hatayı başkasının üzerine attınız mı? Veya başkası hatasını sizin hiç alakanız olmadığı halde size mal etti mi? Bunu mutlaka yaşamış veya yaşatmışızdır. İşte bu olanlar yansıtmadır. Kendine karşı dönme. Bireyin yaşadığı durumları veya süreçleri kendine yönelterek öz eleştirel davranmasıdır. Bireyin baş edemediği bilinç dışı dürtüleri doyum sağlayamadığında, örneğin saldırganlık dürtüsü, birey duygularını kendine yöneltme durumunu seçebilir. Birine kızdığında kişinin kendine vurması veya yumruk atması, kendine zarar vermesi en temel örneğidir. Tersine çevirme. Bir konuya yönelik aynı anda hissedilen, birbiriyle çatışan iki duygudan biri önem kazanıp daha çok ortaya çıkarken diğer duygunun yok olması durumudur. Ortaya çıkan duygu o kadar yoğun bir şekilde ifade bulur ki, o duygunun tek başına var olmadığı, ondan farklı bir duygunun da gizli olarak tutulduğu düşünülür. Birinin aslında nefret ettiği birine sevdiğini söylemesi, kişinin sevmediği bir işte bazı avantajları var diye çalışmaya devam etmesi buna örnektir. Yüceltme. Kişinin normalde toplumca ayıplanacak dürtü ve eğilimlerinin başka kanallara yönlendirilerek toplumca kabul görmesi ve doyuma ulaşmasıdır. Saldırganlık dürtüleriyle cerrah olmak veya cinsel dürtülerle cinsellik içeren tablo veya resimler yapmak buna verilebilecek örneklerdir. Bunun dışında başka savunma mekanizmaları vardır. Bunlar bastırma, mantığa bürüme, ödünleme, özdeşleşme, hayal kurma, kaçma, yön değiştirme, yatsıma, özgecilik ve reddetmedir. Bastırma, bilinçaltına itme, unutmaya çalışmaktır. Kişi bunu yaparken istemediği ve ona acı veren istek ve arzuları bilinç dışına iterek orada tutar. Kendinizi birine duygusal olarak yakın hissettiniz ama bundan utandınız mı? Veya utanacağınız istekleriniz oldu ve bilinç dışına iterek unutmak mı istediniz? Demek ki siz bunu yaparak bastırmayı gerçekleştirdiniz. Mantığa bürüme. Bu durumda kişi karşılaştığı olaylarda gerçeklerden kaçarak mantıklı nedenler uydurmaya çalışır ve duruma kendince açıklama getirmeye çalışır. Birisi kabul edilmediği işe girmemesinin onun için daha iyi olduğunu, eğer işe girseydi çok zorluk çekeceğini mi söyledi? Muhtemelen o kişi bu durumu böyle bir mekanizmaya çevirdi ve kendini avutuyor. Ödünleme. Kişinin herhangi bir alandaki yetersizliğini veya başarısızlığını başka bir alana telafi etmesidir. Diyelim ki matematik dersinde başarısızsınız ancak müzik dersiniz gayet iyi. Bu durumda ödünleme yapmış oluyorsunuz. Toplumda örneklerini sıkça görebileceğimiz bu durum farklı alanlarda yetenekli insanların ortaya çıkmasını sağlıyor. Özdeşleşme. Bireyin başkalarının çeşitli özelliklerine benzeyerek onlar gibi olmaya çalışması, başkalarının başarısıyla kendi başarısıymış gibi övünmesidir.
Çocukların ebeveynlerine benzemeye çalışması, ebeveynlerin yaptıklarını sahiplenmesi, onların yaptığı özdeşleşmeden gelir. Birine örnek alıp onun gibi olmaya çalışmanız, onun hareketlerini taklit etmeniz, onun gibi konuşmaya çalışmanız. Özdeşleşme işte budur. Hayal kurma. Bireyin kendine olduğu gibi olarak değil, başka bir olarak görmesi. Bu durumda birey acılardan ve gerçeklerden kaçmak için hayal kurar. Hangimiz zordayken kendimizi zengin ve başarılı biri olarak görmedik ki? Hepimiz sadece kötü zamanlar geçiren milyonerler değil miyiz? Bu durumlar düzelecek değil mi? Kaçma. Sorunu yok sayma, önemsememe durumu. Sorun orada ve sorun olmaya devam ediyor. Peki biz onu kabul etmezsek bir yere gider mi? Sınavdan kötü bir sonuç aldın. Dert etme, pek önemli değil zaten. Sınıfta mı kaldın? Sınıf geçip ne yapacaksın? Herkes işsiz değil mi zaten? Yön değiştirme. Bunu yaptığımızda tepkiyi asıl hedefe değil başka bir tarafa yönlendiririz. Babamız bize kızdığında kardeşimize kızarız. Bir şeye kızdığımızda masayı dağıtırız. Ve hedefimiz alakası olmayan birçok şey oluverir. Tepkimiz asıl kızdığımıza değil başka bir şey olur. Yatsıma. Kişiliğimiz için tehlikeli olan ve sıkıntı çıkarabilecek bir gerçeği yok sayıp görmeme durumu. Bu, patolojik olarak tehlikeli olabilecek bir mekanizmadır. Bunun bir örneği ise başarısız bir kişinin başarısız olduğunu kabul etmemesi. Aksine kendini başarılı sayması olabilir. Özgecilik. Karşılık beklenmeksizin başkalarına fayda vermeye çalışmaktır. Karşıdan karşıya geçen birine yardım etmek. Hiç tanımadığınız insanlara el uzatmak bunun örnekleridir. Reddetme. İçinde bulunulan durumu reddetmek, kişinin kendisini başka bir durumda saymasıdır. Hasta olan birinin kendini hasta saymaması reddetmeye örnektir. Bu saydıklarımız kişiye zamanla zarar verebilir ve patolojik bir bozukluğa sebep olabilirken iyi sonuçlara sebep de olabilir. Bunlar dışında başka savunma mekanizmaları vardır. Psikanalitik savunma mekanizmasının COVID-19 pandemisi sırasındaki etkilerine bakan, bunu yaparken Twitter ve Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde kullanıcıların gönderileni inceleyen bir çalışmaya göre savunma mekanizmaları olumsuz durumlara sebep olduğu gibi psikolojik sıkıntılara ve psikolojik sıkıntı semptomlarına karşı koruyucu bir faktör olduğu görülmüştür. Çalışmada reddetmenin hastalığın yayılmasını hızlandırdığı, hipokondriyazis yani hastalığa yakalanma korkusunun hem insanları hem sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini, özgeciliğin sağlık çalışanların performanslarını artırdığı, mizahın baskı altındaki insanların kendilerini rahatlatmak için ürettiklerini ve internete mizah ve videoları yükleyenlerin aslında kendilerini rahatlatmak için bunu yaptıkları sonuçları görülmüştür. Savunma mekanizmaları, geçici fayda sağlayan ancak kesin çözüm üretmeyen, bireyin benliğini korumak üzere geliştirdiği olumlu ve olumsuz sonuçları olan mekanizmalardır. Tüm bunlarla birlikte, savunma mekanizmaları normal kişilik işleyişinin bir parçası olarak görülür. Bu mekanizma, kişilik gelişiminde kendini gösterir ve ilerleyen yaşlarda yerleşir. Özellikle inkar gibi mekanizmaların 5 yaşından önce çocuklarda yaygın olduğu, yansıtma gibi mekanizmaların ise 3 ila 15 yaş arasındaki çocuklarda olağan olduğu hipotezi öne sürülmüştür. Gelişimsel bir perspektiften bakıldığında en basit savunmalar bir bireyin hayatında en erken ortaya çıkarken daha karmaşık savunmalar daha sonra ortaya çıkacaktır. Büyük yetişkinlikte gelişen savunma mekanizmaları bastırma, yüceltme, kaçınma, inkar, rasyonelleştirme, tepki, yansıtma ve yer değiştirmedir. Bazı çalışmalara göre savunma mekanizmalarının ego üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu çalışmada farklı insanların egoları, IQ seviyeleri ve geliştirdikleri savunmaların büyüklükleri karşılaştırıldı ve ego ile IQ arasındaki ilişki doğrusal yani sabit değişimliyken IQ ile savunma mekanizmasının eğrisel yani değişken değişimli olduğu görüldü. Her nasıl ve kaç tane olurlarsa olsunlar, savunma mekanizmalarının içimizde olduğu ve bizi etkiledikleri açık ve bu etkiler zaman geçtikçe devam edecek. Paradoks'a ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.